2 çeyrek 14 altın bileziklik puanlama geliyor hazırsanız. Ramise Sultanım, bakalım morları giymekle oluyor mu bu iş? İnşallah. Hadi bakalım. Kalbimizle. Bu hafta çok heyecanlı. Ödül büyük. Evet. Asıl bu hafta göstermen lazım kendini. Nasip. Hadi. Keki pastası, daha doğrusu keki. Hani içleri tabii kremasından dolayı güzel, kıvamı güzel olmuş. Altı tabii tepsiden olduğundan dolayı biraz sert. Kuru ama buldun yani. Kuru, altını evet kuru buldum. Muhallebi beğendim. Muhallebi beğendim. Şekli, şemali de güzel. Bir de ıslatılmış bir pasta bu. Evet ama keki biraz kuru, evet. Muhallebisi görüntü var, güzel. Ses yok. Evet. Muhallebisi gel, güzel. İkiye geçelim. Bunun evet ıslaması güzel, muhallebisi güzel, kreması, aralarındaki bütün malzemeleri eşdeğer. Yani bundan lezzet aldım. Süper, afiyet olsun. Üçüncü tabağın. Bu da kekten ziyade, keki zaten kuru kalmış, ıslatamamış belli. Ama bol kremayı doldurmuş içine. Hmm. Yani bol kremalı pasta. Aralarındaki kekten iri kremaları var ama lezzet var. Hmm. Kreması güzel. Son tabağın. Bana şimdi kızacak gelinlerimiz ama bunun muhallebisi nasıl olmuş biliyor musun? Hani bebek maması yaparız ya, o tadı aldım ben bunu. Pirinç unundan bebek maması gibi geldi. O tarz muhallebi. Neden acaba? Aynı malzeme. Aynı malzeme ama. İçinde labne de var. Evet. Ama şunlardan aldım mı, bunu da alamadım mı bir daha. Bütün olarak lezzet geldi. Tek başına şurada muhallebisini sevmedin. Tek başına muhallebisini sevmedim. Bütün olarak lezzet var. Keki? Keki de güzel geldi. Kabarıklığı? Hani, kabarıklığı da iyi. Bir tek muhallebisi ben çok fazla şey yapamadım. Ramiseciğim, ay vallahi var ya. Burada var olma çabası gösteriyorsunuz. İkinci gelişiniz. Evet. Geçen gelininin kalbi çok kırıldı gittiğinde. Evet. Burada daha yapmak istediğim çok şey var diyor. Artık sen de taşın altına elini koysan mı? Ben buna 5 vereceğim. İkinci tabak 5 puan. Yani bunu da bütün olarak çok beğendim. Islanması falan. Ona da çok fazla da 4 diyeceğim ona. Dördüncü tabak 4 puan. 1. Birinci tabak 1 puan. 1. Üçüncü tabak 1 puan. Şunu açalım. Harcadın. Tak diye harcadık bu gelinimizi. Hem de final 14 altın bilezik var birazdan. Sanırım biraz kuruluk olan iki kekim sınıfta kaldı senin gözünde. Islak ıslak olanlar da puanları kaptı. Aç bakalım kim bu gelin? Yeşim. Benim kekim nasıl kuru oluyor ben anlamıyorum. Kuru. Nasıl demedi, kuru yani? Anlamamış. Demek ki olmuş o tabak. Hı hı. Kuru geldi keki bana yeşim. Diyorsunuz ıslanmamış ki tezat olan şurası zaten bol bol kremalı. Zaten öyle olması gerekiyor. Ha, bebek maması yapamadım, kusur orada. Şimdi anlıyorum. Benim hani bol bol kremalı dediğiniz bir tabağıma da bakayım. Çünkü bol kremalı olması sizin gözünüzde, sizin nezdinizde kusur. Bu tabak mı kuru? Allah rızası için. Keki kuru bak. Nasıl kuru? Bayağı kuru yeşim. Bunun ıslatmasını ben mi yapıyorum? Artık öğrenin böyle şeyleri. Siz yeni burada hiçbir kayınvalide artık şunun arkasına saklanamaz. Ya onu ben mi yapıyorum, bunu ben mi yapıyorum? Peki ne yapıyorsunuz siz? Sadece keki fırına mı veriyorsunuz? Siz yeniymişsiniz gibi davranıyorsunuz ya. Bunun altına sığınmayın.
Buraya biz keki hazırlıyoruz. Muhallebiyi ayrı hazırlıyoruz. Geri kalan hiçbir şeye dokunmuyoruz ki görsel tüyolaşmaya girmesin diye. Şefimiz hepsini eşit şekilde hazırlıyor. Ki biz belirleyici bir şey yapmayalım diye. Hani izleyiciler de merak edenler de bilsin. Biz olduğu gibi keki bırakıyoruz. Kesmeye bile dokunmuyoruz. Ha şekilli bir şey varsa yapıyoruz, o ayrı. Ama bu tür pasta tarzı şeylere biz bir şey yapmıyoruz ya. Siz de haklısınız ama kayınvalidem durup durup dua edeceğine... Haydi bakalım şu şanslıyı bulalım. Bebek maması yapmış ama dördü de kapmış, kim acaba? Açar mısın görelim? Selda, gelinin sonra neresi kaldı. Bebek maması gibi olmuş? Ben çok merak ediyorum. Üstü çok kalın olmuş. O anlamda dedim. Yani üstünün muhallebisi bayağı kalın. Hani bebek bak, maması yaparsın ya. Edeyim. Gene söylüyorum. Gel bak gel. Yeşim'in de söylediği gibi. Gel birim buraya gel, bak, ben göstereyim sana. Yeşim gel. Söyledi, ben de söyleyeyim. Gel. Tabaklamayı biz bak, yapmıyoruz. Tamam olabilir. Sosunu muhallebisi da ben dökmedim. Bak muhallebisi de ben çok dökmedim. Kalın. Kalın kalın. Tamam. Hayır kalınlığı sana kalın ait. İnce dökse tamam. Ben kalın yaptım ama üstüne koymasını da ben yapmadım. Koymadan bahsetmiyor ki. Neresi bebek maması gibi? Tamam dört aldın, daha neyin için? Ya bir şey söyleyeceğim. Evet değil mi? Sen sen nasıl dört verebilirsin nasıl, ya? Kötü değil. Ya biz gitmek için uğraşıyorsak hani söyle de yönetmene söyle diskalife etsin bizi. Biz ne için uğraşıyoruz? Dört güzel. Arkadan üç tane gelecek var. Hiç öyle canıma ben de burada gönül sana birbirini vermedi. Oh yaparım. Hayır, gelenler ben o tabağa puan verir mi sizce? Verirler. Niye vermesinler? Ya bir bebek maması dediğim bir tabağa bugün nasıl bir de cuma maması? Bugün cuma nasıl dört verirsin ya? Ortada bebek maması bir şey yok yani. Hayır ben beş alsam bile dört var ya, dört var. Ya ben anlatamıyorum herhalde. Bebek mamasını derken hani üstündeki muhallebinin kalın oluşunu o anlamda söyledim. Oranı mı kalın olmuş? Evet muhallebisini bayağı. Katı kıvamlı. Olması gereken kıvamlı. Dördüm hak ediyordu. Dua et ben çıkmayayım birden. Zaten bu hafta full birileri bastın. Dua et ben çıkmayayım. Neye gerçekten göre puanlama artık yaptınız? Çok bariz şekilde belli. Ama ben size neye seviniyorum biliyor musun? Kendine yapıyor. Ne yapıyorsa kendine yapıyor. Bugün elenip giderseniz dersiniz ki benim gelinim yapamadı da gidiyoruz. Yo, ben üstüme düşeni. Siz şu an üstünüze düşeni mi yaptınız? Bir kayınvalidenin yapması gereken şey sadece gelini bulmak değil. Ya bir gelin şey söyleyeceğim. Bir dakika durur musunuz? Ben Dwight o tabaktan ben çıkmayayım. Bugün iki tane çeyrek, 14 tane bilezik var. Güllü'yü arasana, telefon aç. Güllü, Güllü kim? Gülistan. Ben niye arıyorum? Ara, onunla yarışırsın. Yarışacak kişi çok yani. Yok, ona halayı çağır. Gelinden de yedim fırçayı. Bir insanın adı çıkacağına canı çıksın derler ya. Sen kurbanı öyle onların dediği gibiydin, doğru. Kurban olsunlar benim ama tıraşçılığıma. Ama sanki bu sefer öyle değilsin ya Ramiz. Kurban olsunlar benim tıraşçılığıma. Kurban olsunlar. Ramazan'da hepinizi bekliyorum. Bakalım. Bu tabağı gerçekten beğendi. Islaklığını evet beğendi, kabarıklığını beğendi, lezzetini beğendi. Beşi de verdi. Bakalım kime? Hazır mısın? Aç bakalım kime verdin. Allah! Özge! Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Demedim. Ben demedim. Nasıl demedin? Geri aldım. Lafımı geri aldım. Türküm ye. Ne hürmet ne hürmet. Hiçbir olumsuz yorum yapmadım. Peşini aldı. Tübişini. Vallahi özür diliyorsun. Hiçbir yolum yapmadım. Anneciğim ben çok özür diliyorum. Çok özür dilerim. O kelimeden bana bakacaksın. Hayır bir verseydin hak etmiştin ama. Gerçekten hak etmiştin. Sana göre çok fazla. Sana bu kekim 5 gömlek fazla. Yok. Senin ağzına layık değil. Sen efendime söyleyeyim mamalarla beslenmesi gereken bir kayınvalidesin. Yok. Mamayla beslenseydim ona beslenirdim. Yok. Kendinizi savunamadığınızda hayır. Mamayla beslenen biri olsaydım 4'e 5 verirdim. Ona kaç verdin? İşte o da öyle yanlış oldu. Ya, ona kaç verdin? Senin o verdiğin 4 seni buradan gönderirse o kadar mutlu olurum ki. O zaman yandık. Böyle şey vardı, geldikleri gibi giderler. Umarım geldiğiniz gibi gidersiniz. Amaç burada gelini bulmaksa, evet gelinimi arıyordum. Ama aradığım tabakta gelinimin olduğunu bilmiyordum. Ama lezzet vardı, 5'i verdi. Biliyordun, yemiyordun, en yamuk bilse 4 basmazdı ya. Hiç yani, en yamuk tabak o.
Sana söz veriyorum. Bugün senin gözlerinin içine baka baka 14 bileziği bu bileklere takacağım. Bu da sana sözüm olsun. Ama umarım sen giderken de arkandan ilk el sallayan da ben olayım.